Bir vatandaşımız, bir ailemiz eğer yatağa aşkırıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Kanaat önderi, siz kendiniz ben kanaat önderiyim derseniz kanaat önderi olmazsınız. Sizi kanaat önderi yapan toplumun kendisidir. Vatandaş sizi kanaat önderi yapar. Bir sorunla karşılaştığında, bir dertle karşılaştığında gelir önce sizin kapınızı çalar. Der ki ya böyle bir derdin var, nasıl çözeyim diye. Bu bir muhtar olabilir. Mahallede tanınan iyi bir insan olabilir. Eski bir milletvekili, bir belediye başkanı, eski bir belediye başkanı olur. Çünkü toplumun bir anlamda ortak olarak kabul ettiği, evet bu milletin sorunlarına karşı duyarsız bir insan değildir. Pek çok sorunla karşılaşmıştır. Dolayısıyla gidip buna bir danışayım. Bakalım benim bu derdim nasıl çözülür diye. Bu açıdan kanaat önderleriyle, muhtar arkadaşlarımla yaptığım toplantıya değer veriyorum, önem veriyorum. Bu toplantıların yapılma nedeni de biraz bu. Birbirimizi tanımamız lazım. Sizden farklı bir yaşantım yok benim. Dolayısıyla benim öyle saraylara, öyle lüks hayatlara falan ihtiyacım yok. Onlar beni rahatsız eder. Benim vatandaşım eğer huzur içinde yaşıyorsa ben de huzur içinde yaşarım. Bizim bir eksiğimiz var, onu da söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir eksiğimiz var. Biz genelde Ankara'da oturduk, güzel nutukları attık, gelip sizin sofranıza oturmadık. Derdinizi dinlemedik. Ya arkadaş sizin derdiniz nedir diye oturup konuşmadık. Hep Ankara'da konuştuk, ondan sonra sizden oy bekledik. Sonra niye vatandaş bize oy vermiyor diye oturup düşünmedik bile. Ben Anadolu'da sizler nasıl yetiştiyseniz öyle yetiştiğim için sizin sofralarınıza oturmak, sizinle oturup konuşmak, dertleşmek benim görevim. Eğer siyasete atıldıysam bu benim görevimdir. Devlette liyakat vardı değerli arkadaşlarım, liyakat vardı. Liyakat çok önemli bir şeydir. Devletin temeli liyakattır. Liyakati doğuran kavram ahlaktır. Bütün peygamberler ahlakı egemen kılmak için görevlendirilmişlerdir Yüce Yaradan tarafından. Ben iyi ahlakı temsil etmek üzere görevlendirildim der sevgili peygamberimiz. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Eğer siyaset topluma hizmet edecekse siyasetin ahlaklı olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bizde Anadolu'da bir söz vardır. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diye. Ben de şunu söyledim. 9 köyden kovsalar 10. köye gideceğim. Doğruları anlatmaya devam edeceğim. Doğruları anlatmaya devam edeceğim. Efendim Türkiye'nin şartları. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Size şöyle oldu, böyle oldu. Bunları anlatmaya gerek yok. Zaten yaşıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz. Türkiye kendi sorunlarını çözebilir mi? Çözer. Kendi sorunlarını aşabilir mi? Evet aşar. Türkiye bölgesinde hızla büyüyebilir mi? Evet büyüyebilir. Böyle bir potansiyel var mı? Evet böyle bir potansiyel var. Nüfusu genç Türkiye'nin. Taşı sıksa suyunu çıkaracak olan gençler işsiz. Gençler geleceğini Avrupa'da arıyor. Gelişmiş ülkelerde arıyor. Oysa bunlar bizim evlatlarımız, burada çalışması lazım. Bunlara umutsuzluk aşıyan siyaset kurumudur. Yani siyasetçilerdir. Bakınız hepiniz vergi verirsiniz. Belki çoğunuz der ki ya bizim vergi dairesinde kaydımız yok, biz vergi vermiyoruz. Hayır efendim. Şu elektrik düğmesi var ya, oraya bastığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa bindiğinizde, ekmek aldığınızda, kefen bezi aldığınızda ne alırsanız hepsinde vergi ödersiniz. Vergi ödemediğiniz tek şey var. Nefes aldığımız hava. Meyveden tutun, erikten tutun. Neyse undan, şekerden hepsinde vergi var. Soru şu. Madem ki 85 milyon vatandaşız. Madem çocuk doğduğu andan itibaren vergi vermeye başlar. Emziğinden, sütünden, altındaki bezine kadar bizim vergiler nereye gidiyor? Bu soruyu sormuyoruz. Bu soruyu sormadığımız için demokrasi gelişmiyor. Ben vergi ödüyorsam benim vergimin nerelere harcandığının hesabının millete verilmesi lazım. Bunu verecek olan da siyaset kurumudur. Bakın size bütçeden rakamlar okuyacağım. Son.
Malum ek bütçede çıktı. Tarıma verilen destek 21 milyar lira. Tam rakamı vereyim, 21 milyar 300 milyon lira. Eski parayla 21 katrilyon lira. Tarım Kanunu 21. maddesine göre her yıl en az milli gelirin %1'i oranında çiftçiye mali destek verilir. En az %1'i. Bugüne kadar 2006'dan, yani bu kanun çıktığı tarihten bu yana hiç bu para verilmedi. Tarıma veriyorlar 21 milyar lira destek. Faiz giderleri 134 milyar lira. Faize karşıyım demek bu değildir. Lafla faize karşı çıkılmaz. Faize karşı çıkıyorsanız çiftçiye vereceğiniz destek 21 değil, 131 olmalı. Eğer faize verecekseniz o faiz de 21 olmalı. E tam tersi oluyor. Çiftçiye veriyorsunuz 21, faize veriyorsunuz 134 milyar lira. Ben faize karşıyım demekle karşı çıkılmıyor ki. O zaman bu para ne? Bu para memur maaşı değil, emekli maaşı değil, öğrenciye kredi değil, öğrenciye burs değil. Ama tefeciye gidiyor. Faiziye gidiyor. Her devlet faiz öder mi? Elbette her devlet faiz öder. Borçlanırsın, faiz ödersiniz. Yani ben kimse faiz ödemez diye bir şey söylemedim. Bütün ülkeler, herkes bir şekliyle borç alınca karşılığında belli bir miktar faizi de öder. Ama ödediğiniz faiz bütçenin büyük bir kısmını kapsıyorsa, yani vatandaşa vereceğiniz paradan, emekliye vereceğiniz paradan, işçiye vereceğiniz asgari ücretten çok daha yükseklere çıkıyorsa bir soygun var demektir. Ve devlet soyuluyor. Soru şu, faizi kim alıyor? Londra'daki tefeciler alıyor. Kaç kişi bunlar? Emin olun bir avuç kişi. Para mı istiyorsun diyor. Yüzde şu kadardan diyor. Gidip yalvarıp yakarıyorsunuz bakın. Kuveyt'e gittik, Suudi Arabistan'a gittik, Katar'a gittik, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittik. Acaba para bulabilir miyiz? Kimse vermiyor. Neden? Türkiye'nin risk birimi çok yüksek diyorlar. Ya iflas ederse Türkiye, ya paramızı alamazsak ne olur? Dolayısıyla işimiz parlak değil. Ama bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Şimdi çözmenin birinci yolu şudur. Sorunla eğer siz devleti yönetiyorsanız, sorunla karşılaşan kesimleri, onların temsilcilerini toplamanız ve onları dinlemeniz lazım. Rahmetli Bülent Ecevit bu konuda bir ekonomik sosyal konsey oluşturdu. Yani sanayicisi, üreticisi, çiftçisi, emeklisi, işçisi hep beraber bir arada bunların temsilcilerinden oluşan bir ekonomik ve sosyal konsey var. Çiftçi derdini anlatacak, dizecek buraya. Çiftçi derdini anlatacak, temsilcisi derdini anlatacak, sorunu çözecek olan bakan da orada olacak. Notunu aldın mı kardeşim? Notunu aldın. Nasıl çözülecek? Anlat bakalım. Hangi takvim içinde çözülecek? Takvimini yap bakalım diyecek. Eğer buradan başlamasanız olmaz. Sarayda oturup veya evde oturup veya başka bir yerde oturup ben sorunu çözüyorum demek de olmaz. Çünkü önce sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz ki ondan sonra sorunu çözeceksiniz. Gerçekten siyasetin ahlaklı olması lazım. Siyaset ahlaklı değilse sorun çözemezsiniz. Siyasete giren kişi zenginleşmişse, bakın açık ve net söylüyorum. Siyasete giren kişi ben zenginleştim, köşeyi döndüm diyorsa bilin ki hırsızlık yapıyor. Türkçesi yok bunun yani. Ben de girdim siyasete. Ben de girdim siyasete. Devlette bürokrattım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedi. Ne olacak? Aldım evimdi, dairemdi, karımın yüzüğüydü, efendim bilmem şuydu, buydu, evimdeki ressamların yaptığı tablolardı. Hepsini koydum. Bunlar benim alın terinde vardı, aldım bir şey. Benim servetim bu dedim yani. Şimdi her yıl meclis başkanlığına servet beyannamesi verirken ben de her yıl o servet beyannamesini yenilerim, yine internet siteme koyarım. Partinin internet sitesine koyarım. Dolayısıyla açık, kimden borcum var, kimden alacağım var, mal varlığım nedir, bunların hepsi vardır orada, yazılıdır. Çünkü verilmeyecek hesabınız yok ki. Ama siz birdenbire zenginleşirseniz, han hamam sahibi olursanız,
Efendim bilmem nerelerde yurtlar yapıyorum diye gökdelenler yaparsanız, onların başında sizin çocuklarınız olursa, bu demek ki birisi malı götürüyor. İşin Türkçesi budur arkadaşlar. Malı götürmek ne demektir? Fakirin fukaranın hakkını çalmak demektir. Şimdi bizde bir inancımız var değil mi? Yüce Yaradan der ki her türlü günahla gelirsin karşıma ama kul hakkıyla gelme. Kul hakkıyla gelirsen benim onu affetme şansım yoktur der. Kul hakkı kadar ağır bir ceza yoktur. Ağır bir günah yoktur. Siz birisinin malını çalıyorsanız onun hakkını, hukukunu, onun alın terini çalıyorsunuz demektir. Demek ki siyasetçinin her şeyden önce dürüst olması lazım. Siyasetçi halka hesap vermeyi onurlu bir görev olarak kabul etmesi lazım. Ben milletime görev veriyorum demesi lazım. Hesap veriyorum demesi lazım. Bunu yaparsanız olur değerli arkadaşlarımız. Şimdi başka bir şey. Eğer bir ülke üretmezse, yani üretim yapmazsa o ülke geri kalır. Üretmek ne demektir? Alın teri dökmek demektir. İster tarlada çalışın, ister bahçede çalışın, ister fabrikada çalışın, ister denizde balıkçılık yapın. Nerede çalışıyorsanız, ister otosanayinde çalışın. Bir devlet üretirse o devlet dünyada güçlü olur. Bir devlet üretirse. Ama devlet üretmezse, sadece tüketirse o devlet zayıflar. Her şey gelirdi ama benim aklıma Türkiye'nin saman ithal edeceği hiç gelmezdi. Ama onu da ithal ettik. Sonunda canlı hayvandı, etti, efendim ne dersek aklınıza ne gelirse dışarıdan ithal etmeye başladı. Ne yapmamız lazım? Önce topraktan başlamamız lazım. Üstüne sanayi kurmamız lazım. Üstüne üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üstüne katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım. Hepiniz cep telefonu kullanıyorsunuz. Tamamı ithal. Tamam mı? Dışarıdan geliyor hepsi. 85 milyon elinde bunlardan var. Kim için çalışıyoruz? Bu malı üretip Türkiye'ye gönderen ülke için çalışıyoruz. Biz bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Niye yapmayalım? Yapabiliriz. Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız. Tarım stratejik sektördür. Hani buzdolabınız olmayabilir. Arabanız olmayabilir. Ama günde iki sefer, en azından üç sefer bir yemek yiyeceksiniz. Yani. Sen, eşin, çoluk, çocuk, misafiri ikram edeceksin, ekmekti, süttü, peynirdi, yağdı derken. Şimdi biz bunları dışarıdan alırsak olmaz. İçeride üreteceğiz. Dünyanın bütün ülkelerinde tarım teşvik edilir, bize de teşvik edilmesi lazım. 21. madde Tarım Kanunu 2006'da çıktı. Milli gelirin her yıl en az %1 oranında çiftçiye destek verilir. Bugüne kadar hiç verilmedi. Bu paranın verilmesi lazım. Vereceğiz bu parayı çiftçiye. Ve çiftçi üretecek. İki, bir çiftçi neyi üreteceğini, havza bazlı planlama yapılması lazım. Neyi üreteceğini ve bir yıl sonra kaça satacağını bilmeli. Onun altına fiyat düşerse devlet diyecek ki ben bunu satın alıyorum. Yani buğday mı ekeceksiniz? Öyle taban fiyat değil. Taban fiyat şöyle olacak. Formül. Bütün muhtar arkadaşlarımın ezberlemesini isterim. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi böyle kuruldu. Üstünde yazıyordu. Ofis çiftçinin kara gün dostudur diye. Şimdi yok öyle. Şeker pancarı. Ya 34 yıl sonra şeker ithal ettik ya. 34 yıl sonra. Bunun kalkması lazım. Dediğim model bu. Bu modelin olması lazım değerli arkadaşlarım. Mazotu kesinlikle KDV'siz ve ÖTV'siz çiftçiye vermek zorundasınız. KDV ve ÖTV olmayacak. Niye KDV ve ÖTV olmayacak? Yata verirken mazotu KDV yok, ÖTV yok. Adam ne biniyor? Yatına geziyor değil mi? Siz diyemezsiniz ki hadi bunu ekmiyorum, traktörü kullanmıyorum, başka bir şey yapacağım. Olmaz. Çiftçinin kesinlikle desteklenmesi lazım ve bu desteğin sağlanması lazım. Muhtarlarla ilgili bir iki konuya da değineyim. Bir, sizin bir bağımsız muhtarlık kanununuz olması lazım. Böyle bir kanununuz yok. Bakın, 82 değişik kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. 82 kanun ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. Ama biz
bir muhtarlık kanunu hazırlamak için görev verdiğimde arkadaşlara araştırdılar. Ya muhtarlarla ilgili hangi kanunda hangi madde var ve o maddeleri taradılar. Bağımsız bir muhtarlık kanunu hazırladılar. Hazırladığımız muhtarlık kanunu, muhtarların dernekleri var, birden fazla derneğiniz var. Her bir derneğe gönderdik. Dedi ki bakın olur ya bizim bir eksiğimiz olur, yanlışımız olur, bunu da tamamlayalım. Dolayısıyla bunu muhtarlık kanunu çıkaralım. Muhtarlık kanunu hazırladık. Sizlerin görüşlerinizi aldık, meclise sunduk fakat reddedildi. İnşallah sizlerin takdiriyle, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu muhtarlık kanunu çıkaracağız. Muhtarlık çok önemlidir ve muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Milletvekilliği değil, bakanlık değil. İlk seçim bir muhtarlık seçimidir. Dolayısıyla muhtarlık ne kadar güçlü olursa muhtarlık kurumu, demokrasi de o kadar güçlü olur. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Bir köyde, bir mahallede kim fakir, kim zengin bunu en iyi muhtar bilir. Sizin ayrıca köy tüzel kişiliklerinin yeniden ihya edilmesi lazım. Her biriniz birer mahalle oldunuz Ankara Büyükşehir olunca. Ne mahallesi? Köy gene eski köy. İhtiyar heyeti gitti. Köyün malları vardı onlar da gitti. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Köyün yeniden tüzel kişilik kazanması lazım. Köy mallarının olması lazım. Bir ara size de aylık ödenmiyordu. Ben onu da bastırdım sonunda aylık ödendi ama tam ödenmedi. Tam ödenmedi. Tam ödenmedi onun altını çizeyim. Size maaş ödenmiyor. Ödenek veriliyor size. İzin aldığınızda ödeneğiniz kesilir. Niye kesiliyor? Milletvekilinin kesiliyor mu? Hayır. Belediye başkanının kesiliyor mu? Hayır. Bakanınki kesiliyor mu? Hayır. Cumhurbaşkanının kesiliyor mu? Hayır. Onlara oy veren millet size de oy veriyor. Siz de seçiliyorsunuz. O zaman sizin aileniz niye kesiliyor? Onun da kesilmemesi lazım. Adaletse adaletin her alanda olması lazım. Yani muhtarlık kurumunun güçlenmesi lazım. Muhtarlık kurumu güçlenirse demokrasi güçlenmiş olur. İşin özünde yatan budur. Türkiye Muhtarlar Birliği olması lazım. Çok parçalı bir yapınız var. Belki 50 tane muhtar derneği var. Olabilir, ben bunlara itiraz etmiyorum. Ama nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa Türkiye Muhtarlar Birliği'nde olması lazım. Tepede bir muhtarlar birliği olacak ve o muhtarlar birliği muhtarların sorunlarını siyaset kurumuna taşıyacak. Böyle bir sorunu var muhtarların diyecek. Yapmazsanız muhtaralar olarak size oy vermeyeceğiz demeniz lazım. Dolayısıyla parçalı bir yapı güç gösteremez ama birlik olan bir yapının sözü daha güçlü çıkar ve siyaset kurumu onu dinlemek zorunda kalır. Yapılmazsa oy kaybedeceğimdir. Muhtar bana oy vermez. Dolayısıyla muhtarlık kurumunun güçlenmesi lazım. Başka bir şey daha. Sizin birleşik oy pusulanız yok. Niye yok? Giriyorsunuz kabine. Fotoğraflı işte muhtarların şeyleri var. Küçük küçük oy pusulaları var. Beğenmediğiniz bir muhtar varsa oy pusulasını alıp cebinize koyuyorsunuz. Gelip size oy vermek isteyen sizin pusulayı bulamıyor mesela. Halbuki muhtarlık kurumu değerliyse ve değer veriyorsa birleşik oy pusulası gibi olmalı. Vatandaş hangi muhtarı istiyorsa altına mühürü basmalı. Partilerin öyle değil mi? Öyle. Muhtarların da öyle olması lazım. Çünkü siz parti kimliğiyle seçime girmiyorsunuz. Adınızla, soyadınızla giriyorsunuz seçime. Biz öyle değil. Biz parti kimliğiyle giriyoruz. Partilerin logoları var, birleşik oy pusulası var. Vatandaş hangi parti istiyorsa gidip mühürü oraya basıyor. Ama sizde öyle olmuyor. Sizde de birleşik oy pusulasının olması lazım. Bu da bizim açımızdan son derece önemli değerli arkadaşlar. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak tanımlanmıyor. Çoğunuzun haberi yok. Mesela bir belediye muhtarla işbirliği yapamaz. Çünkü kanun izin vermiyor. Oysa belediye bir kamu kurumudur. Muhtarlık da bir kamu kurumudur. Vatandaş sizi seçti. Siz kendi kendinize seçilmediniz. O zaman bir kamu kurumu olarak tanımlandığı zaman muhtarlık kurumu belediye ile işbirliği yapıp projeler geliştirebilirler.
Köyünüzle ilgili yapabilirsiniz, mahallenizle ilgili yapabilirsiniz, ortak projeler yapabilirsiniz, ortak projeleri dillendirebilirsiniz. Bunların da bir şekliyle olması lazım değerli arkadaşlarım. Millet olarak ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Onun için de insanları kutuplaştırmadan çok güzel bir siyaset yolu izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, muhtarlarla ilgili vaatleriniz çok hoşumuza gidiyor. Yalnız nacizane bana göre bir eksik var. Bizler köy muhtarı olarak 4 tane asil, 4 tane yedek azamız var. Günü geldiği zaman, bir iş oluştuğu zaman aza arkadaşlarımız maaşı sen alıyorsun, sen yapacaksın diyorlar. Nacizane tavsiyem, bir asgari ücreti 4 tane azaya eğer bölüştürürsek azalarımızı da bu işin içine çekmiş oluruz diye düşünüyorum. Artı Sayın Genel Başkanım, biz köye dönüşü teşvik ediyoruz ama köylerimizde yapılan evlerimize tarla vasıflı diye ne elektrik veriliyor ne su bağlanıyor. Şimdi bu insanlar evini yapıyor ama mağdur oluyorlar. Şimdi Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığımızın hobi evleri çerçevesinde aldığı bir tasarruf, bunu yani bir şekilde tarafınızda istişareyle ortadan kaldırılıp köylerdeki bu şekildeki vatandaşlarımıza elektriğin ve suyun bağlanması konusunda yardımlarınızı talep ediyorum. Hemen söyleyeyim sevgili muhtarım, teşekkür ederim. Birleştirici dil kullanmamız lazım, doğrudur. Türkiye'de hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, hepimiz, bütün insanlarımıza son derece değerlidir. Ben gidiyorum, her tarafa da gidiyorum. Vatandaşlarımla da geziyorum, oturup konuşuyorum. Azalarla ilgili olarak oradaki düşüncemiz şöyle, muhtara belli bir aylık ödeniyor. Azalar oturum başına ayrıca belli bir ödenek alacak. Oturum başına. Toplantı ayda 4 sefer yaparsanız oturum, her oturum için belli bir ücret olacak. O ücret oturum başına kendilerine ödenmiş olacak. Böyle bir düşüncemiz var. Ama dediğim gibi bunu bizim hazırladığımız muhtarlık kanununa bu şekliyle, biz kanun teklifine bu şekliyle koyduk. Ama muhtar arkadaşlarım derlerse ki bir asgari ücretin yedekler ve asıllar arasında bölüşülmesi şeklinde bir düşünce çoğunluk kazanırsa o çerçevede yaparız. Çünkü yük fark etmiyor. Mali yük ikisinde de aynı. Oturum başına verirsek çalıştığı zaman parayı almış olacak. Öbüründe de oturum az olur fazla olur fark etmiyor. Asgari ücret bölünecek, onlara ödenecek. Köy tüzel kişilikleri yeniden kurulunca eskiye dönmüş olacaklar. Böylece sizin karşılaştığınız pek çok sorun da kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Ekonomi, tarım, işsizlik, kutuplaşma, mülteci durumu, FETÖ mağdurları, kısacası geçim derdi ve pek çok dert. Hep bu yüklerin altındayız. Bunlara çözüm olacağımıza gönülden inanıyoruz Sayın Genel Başkan. Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Yabancılara mülk satışı doğru bir uygulama mıdır? Bu durum ülke yararına mıdır? Artıları eksileri nelerdir? Yabancılara satışlar %82 oranında artmış. Bu satışlar Türkiye'nin her tarafında yapılabiliyor mu? Mesela Ege'deki Türk adalarında da yapılabiliyor mu? Bu satışlar ülkelere yarar sağlıyor ise Yunanistan'da da böyle bir uygulama var mı? Adalarda alış satış yapılabiliyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki politikası nedir? Bu konularda ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Biz yabancılara mülk satışına karşıyız. Ne bina, ne tarla, ne arsa, ne arazi satışına karşıyız, buna karşı çıktığımızı söyledik. Sadece o değil, tank palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasına da karşı çıktık. Dolayısıyla biz iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle önce o tank palet fabrikasını Katar ordusundan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Artı ordumuzun hastanelerini kapattılar.
hastanesi olmayan dünyada tek ordu Türk ordusu. Hastanelerini, tank paletini, diğer bütün kaybettiği, bugüne kadar kaybettiği ya da elinden alındığı pek çok şeyi tekrar ordumuza iade edeceğiz. Yabancılara mülk satışına karşıyız. Kimse kendi topraklarını başkalarına satmamalı. Bunu para için yapıyorlar. Biraz para gelir diye ama hepsini düzelteceğiz. Hepsini düzelteceğiz. Siz buraya gelmişken bana göre en önemli sorulardan birisi, Cumhurbaşkanlığına çok yakışırsınız. Aday mısınız? Bir de arkasından Suriyelilerin durumu. Bu arkadaşlar gidecekler mi? Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğini sağladık, görüş birliğine vardık. Altı lider sadece Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini belirlediler ve onu kamuoyuyla paylaştılar. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ahlaklı olması lazım, erdemli olması lazım, devleti tanıması lazım, devlet aklının olması lazım, tecrübeli birisinin olması lazım gibi nitelikleri saydık. Bu niteliklere uygun bir Cumhurbaşkanı adayımız çıkacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bundan emin olmanızı isterim. Sağ ol. Suriyeliler konusu, Suriyelilerden rahatsızız. Suriyelileri göndereceğiz. 4 aşamalı bir plan yapıyoruz. Birinci aşama, Suriye yönetimiyle oturup konuşacağız. İkinci, yani karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. İkinci aşama, Suriyelilere, buradan gidecek olan Suriyelilere can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. Yani esasında tekrar onlara saldırmaması lazım. Bunu sağlayacağız. Bunu bizim ordumuz, Suriye ordusu, Birleşmiş Milletler devreye girecek. Bu güvenliği sağlayacağız. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi. Üçüncü aşama, bunların yiyeceği, içeceği var, evi, barkı var vesaire. Bunlar yapılacak. Bunları Avrupa Birliği'nin fonlarından Türkiye'deki müteahhitler gidip orada yapacaklar. Okulu, kreşi, yolu, hastanesi, para orada var. Alacağız. Biz onların tamamını yapacağız. Dördüncüsü de Gaziantep'li iş adamlarının orada fabrikaları var. Fabrikalarını tekrar çalıştıracaklar, istihdam yaratacağız. Böylece bunların her birisini ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine huzur içinde göndereceğiz. Hepsi de gider. Yani %99'u gider, onu ifade edeyim. İktidara geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu acaba sözünde duracak mı? Hesap soracak mı? Başta beşi çeker. Olmaz mı? Tüm iktidarlar döneminde bugünkü 20 seneye yakın iktidarlar döneminde AK Parti'nin hepimiz duyuyoruz, siz söylüyorsunuz. Televizyonlarda açık deme, böyle derler de Anadolu'nun bir sözü var. Delikanlıca söylüyorsunuz. Böyle kimseden korkmadan çekilmeden söylüyorsunuz. Ben de bunu Allah'a vicdanın sesini dinleyerek televizyonu sizi dinleyince televizyonun ardında alkışlıyor. Burada ciddi misiniz? Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir bu. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidara geldiğinde elbette ki bizi isteklerimizi yerine getirecek. Ama biz ne yapacağız? İktidara kolay gelinmiyor. Siz Ankara'da İstanbul'a 500 kilometre yol yaptınız efendim, yanayım. Niçin? Neden yürüdünüz? Bizi biliyor musun arkadaşlar? Niye yürüdü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Soruyorum size. Hak, hukuk, adalet. Peki ya, hak, hukuk, adaleti nasıl tecelli ettireceğiz? Biz sadece bugün kendimize sorumlu değiliz. Benim 11 tane torunum var. Ben ona sorumluyum. Torunumun torunu var. Temiz bir ülke, temiz bir toplum bırakmak için ne yapmalıyız? Bunu ciddi almamız lazım. Hepimiz sorunlarımızı biliyoruz. Eğer kul hakkı yiyenlerle mücadele etmezseniz siyasetin bir anlamı olmaz. Siyasetin varlık nedeni doğruluğu, dürüstlüğü getirmek, vatandaşı daha düzgün, birleştirici bir dille bir arada tutmaktır ve ülkeyi büyütmektir. Evlere, mutfaklara huzuru, refahı, bereketi getirmektir. Mücadele, ben mücadeleyi yaparım. O konuda hiç kimse endişe etmesin.
en büyük özelliğim devletin malını çaldırtmam efendim. Devletin malını çaldırtmam. Yok. Adalet yürüyüşü ve vicdanımızın sesi. Bazı din alimleri der ki vicdan Allah'ın yüreğimizdeki sesidir derler. Hani derler olur ya, bir şey yaparsınız ama ya bu kadar da olmaz dersiniz. İşte o vicdandır. Bu kadar da olmaz. Dolayısıyla her siyasetçinin vicdanlı olması lazım. Her yöneticinin vicdanlı olması lazım ve ön yargılarından kurtulması lazım. İnsanı insan olarak görmesi lazım. Meşhur bir bilge der ki adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Dünyanın inşasında da yüce yaradan bir adalet de kurmuştur. Dünyamız vardır, ayımız vardır, güneşimiz vardır ve bugün sonsuzluğu keşfediyoruz. Sonsuzluk Allah'a mahsus bir kavramdır. Hepimizin sınırı vardır, doğum, ölüm. Ama yüce yaradan da sonsuzluk kavramı vardır. Kainat nerededir, sınırı nedir? Sürekli büyüyor ve hızla büyüdüğü söyleniyor. Onu da insanoğlu keşfediyor. Bir şey daha, yüce yaradanın bize verdiği en değerli hazine akıldır. O nedenle kutsal kitabımızda der ki aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Aklımızı kullanmazsak birisine kiraya veriyoruz demektir. Siyasette aklı kiraya vermeyeceksiniz. Aklınızı kullanacaksınız ve doğruları yapacaksınız.